Celal Hoca konuşurken bir yandan da gülüyordun. İnanmıyorsun ya da hak vermiyorsun. Yani yaşadığı yer, dolaştığı yerler, karşılaştığı insanlarla benim karşılaştıklarım farklı. Anladığımız kadarıyla. Ben köylüyle karşılaştım. Ayrı evrenlerde yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Yok, köylüyüm devam ben. Devam edeyim, müsaade edin. Fındık bahçesi eğer böyle değildi. Bir mutluluk tablosu varsa zaten sorun yok. Biz de burada sabahtan akşama haybeye konuşuyoruz. Böyle bir dünya yok. Yok ama sizin dediğiniz gibi karamsar bir dünya da yok. Ben de köy çocuğuyum. Nevşehir'in Avanos Çalış Kasabası'ndan gelirim. Toplama işi hep vardır. Nohutta, mercimekte, fındıkta. Zeytinde. Yani ben çocukken de toplama için işçiler gelirdi. Ha şimdi onlar değişti. Yabancılar artık. İşte çünkü sigorta yok, bir şey yok. Anlatabildim mi? Biraz daha fazla karın tokluğuna. Yani bunları hakikaten bunlar üzerinden gideceksek geçmişte de 20 yıl 30 yıl önce de şimdi bakın, o işler toplamayla olur. Demeyin. İnsanlar bakın şunu söyleyeyim, insanlar bilgi kendileri olarak, mercimek nohut toplamaz. Bilgi olarak fındık yövmiyesi 250 lira. Sahil. Anlatabildim mi? Karın tokluğu Genel değil. Hocam, senin söylediğin gibi bir manzara yok. Ya yok olur mu kardeşim? Manzarayı yaşadığım için değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı da bunu böyle söylüyor. Hipnoze etmeye çalışabilirsin. Öyle hayır de diyebilirsin. Hayır efendim, ne hipnoze ya? Öyle diyebilirsin. Öyledir diyebilirsin ama sen kendin söylersin bunu. Saha öyle demiyor. Saha öyle dese bu tür sıkıntılar şu anda yaşanmaz. Yani bunu biz söyleyerek istediğin kadar, yani mızrak çuvala sığmıyor. Bak söyleyeyim ben sana. Niye sığmadı? Şimdi oradan buradan örnekler vererek gideceğim. Şu hela ibreti alem olsun diye göstermeye utanıyorum. 2010 yılı fiyatlarıyla 2012 yılı fiyatlarını, yani Türk parasının ve alım gücünün ne hale düştüğünü buradan görürsünüz. O zaman da asgari ücret varmış. Asgari ücret 760,50 kuruşmuş. 760 lira. Alım gücü daha fazla. Şu anda 5500 lira. Utanmak lazım Türk parasının vaziyetinden. Ne konuşuyoruz biz? Milattan önce değil. Daha 12 yıl geçmemiş. AK Parti iktidar döneminde. 760 liraymış. Şimdi övünüyorsun değil mi 5500 lirayla? İşte burada bak ürünlere gel önünde hesap yap kitap yap. O zaman asgari ücretle ne kadar alabiliyormuşsun, şimdi ne kadar alabiliyorsun? Bunlara bak. Ne alabiliyorsun? Onunla ne alabiliyorsun? Mesele bu. Ersin ne? Yani sırtını sıvazla iyiyiz. Yürüyü tamam. Herkesin yüzleri gözleri ateş. Cıvıl cıvıl öyle bir dünya yok. Şimdi o önümüz okul. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı niye söylüyor? Daha artışlar yapacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Cem kardeşimin söylediğine cevap vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı, tüm bunları 23 Eylül 2021 tarihinden itibaren şunun için, durgunluk öldürür. Kaybedersin, seçimi kaybedersin. Hiç şansın yok. Acımaz asla. Canlı tutmak zorundasın. Bunu nasıl yapacaksın? İşte cari artış sebebinden bakın bütün hayat pahalılığına. Dolar geldi o hale. Niye geldi? Faiz düşürdün değil mi? Şimdi deniyor ki bankalar kimse değil. Devletin idare edenler zengin etti onları. 14-13'e düşürdün, verdin. Ama bak şurada notumu almışım. Ne yapıyoruz? Biz faizleri indirdik. Onun karşısına bankalara enflasyona endeksi tahvil verdin. %250-300 kar etti. Hop cebine koydu. Hocam koyabilmiş mi cebine o kârı? Hadi büyüdün. Al büyüme sana. Neyle büyüdün? Kim büyüdü? Kaç kişi büyüdü? 85 milyondan kaç milyon büyüdü? Buna bakacaksın. Yani sen %7, %6, %10.5, %15 desen ne yazar? Bu topluma, kesimlere ne yansıdı? Alım gücüne ne yansıdı? Devam ediyorum. Şimdi Cem kardeşim söyledi, konser iptalleri sanatçılar. Sayın Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sürekli söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu terörle irtibatlı, teröre destek veriyor. Ya bu ülkenin Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet başsavcıları uyuyor mu ya? Eğer bu sanatçılarda böyle bir durum varsa gereğini yap. Biraz önce ben Sami Selçuk Hoca'nın o yazısına niye atıf yaptım? Sevmeyebilirim. Memnun da değilim. Gitmekte durumda değilim. Ama sen böyle bir takım iddialarla, ithamlarla demokratik toplumunda bunu yapmaya kalkarsan, sebep gerekçe ortaya koymazsan, koyduğun gerekçenin bir karşılığı yoksa sen kalkıp da demokrasiden, hukuktan bahsedemezsin. Bak ben bunları sevmiyorum. Ama bu başka bir şey. Eğer suçlama yapıyorsan soruşturma yap, kovuşturma yap, bir şey yap, cezalandır. Varsa delili otur. Ama böyle kalkıp keyfi hareket edemezsin.
Bunların dönüşü doğru değil. Bak gençlik böyle düşünmüyor. İstediğin kadar. Ben bu ülkede kimlerin görüş değiştirmeyeceğini söyleyeyim mi size? Ne konuşursa, isterse dolar 100 lira olsun. O sınıf inmiştir. 30 yaş ve üstünü değiştiremezsin kardeşim bu ülkede. Bu ülkenin geleceğini 30 yaş altı karar verecek. Bak göreceksiniz. Onlar karar verecek. İstediğin kadar söyle. Hoşlanma. Ya şu yazıyı Cem kardeşim de okusun. Kaynak nerede yayınlanmış hocam? İzleyici de merak eder. Yok söyleyeyim size kaynağı dur. Günümüz Türkiye'sinin gerçek sorumluları Sami Selçuk 26 Temmuz 2021'de T24'te var. Com.tr internette var. Ben de okuyorum. Bazı yerlerini eleştirebilirim. Ama hocanın söylediği güzel sözler var. Diyor ki kardeşim hukuk ve devlet insan içindir. Ama insanları, hukuku ve devleti, devleti yönetenler için işletmeye çalışırsan, onların keyfine bırakırsan, ifade hürriyetini keyfine göre oradan buradan kesersen, bağlı olduğun uluslararası sözleşmeleri tanımazsan, içeride bazı gerekçeler, mazeretler üreterek elindeki yetkiyi bıçak gibi keserek koyarsan, bu tür kısıtlamaların fayda sağladığını düşünürsün. Ama bunlar sana yol su elektrik olarak döner. Bununla sağlayamazsın. Neticede suçta ve cezada kanuni prensip bunun için vardır. Beğenmeyebilirsin, hoşlanmayabilirsin. Biz kılık kıyafet başörtüsü meselesini aynı şekilde tarttık, ölçtük, konuştuk. O dönemde laiklik üzerinden yapılanların faturası ortaya çıktı. Şimdi sen aynısını yaparsan bunun da maliyeti olacak. Olmaz. Olmaz, olmuyor. Yani o dediğin şablonik tablolar. Cem kardeşim çok güzel söylüyor. Devlet diyor müdahalesini yap piyasaya, bankalara diyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor. Serbest piyasanın kurallarına müdahale etmeyeceğiz. Edebilirsin. Merkez Bankası kanunda hüküm var. Orada hüküm var. Ama bir yere kadar ediyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı neyi yapamıyor bu ülkede? Başaramıyor. En azından şu anda. Dolara, euroya talimat vermek suretiyle düşüremiyor. Serbest piyasa faizlerine müdahale edemiyor. Talimatla sadece Merkez Bankası'nın faizini düşürürsün. Ona da indirebilirsin. Beşe indir. Hatta bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın hipotezi doğruysa, faiz sebep enflasyon sonuçsa, Allah aşkına Sayın Cumhurbaşkanı faizi sıfırlasın. Hemen biz bu enflasyon belasından kurtulalım. Yok böyle bir dünya. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi sermaye piyasası kurulur. Güzel. Kurullarımız zaten olacak. Ama kardeşimin söylediğinin dışında da iddialar var. Bak bunlar paylaşılıyor. Bahsedilen şahsın paylaştıkları değil. Borsaya açık şirketlerin bedelli sermaye artışları. Hepsi tek tek incelenecek. Ama 115. madde var orada. Sermaye piyasası kanunun. Suçtur. Onlar yazılı ihbarda bildirimde bulunmazsa sermaye piyasası kanunun suç saydığı fiillerden Cumhuriyet Savcıları soruşturma yapamıyor. İkincisi, şirketlerin halka açılması, cilalanıp ortaya koyulması. Bak ciddi iddialar var. Ben size söyleyeyim. İstediğin kadar sendeki sorun yok. Ya var kardeşim. Ben şunların hepsine karşıyım. Memurun soruşturulması izne bağlı. Sermaye piyasasında izne bağlı. Bankacılık kanunda izne bağlı. Ben eğer yetkili olursam bütün Cumhuriyet Savcılarının önünü açarım. %100. Şöyle bir dünya yok. Sadece yasama dokunulmazlığı olur. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığı olur. Öyle bir dünya yok. Kendin çal, kendin söyle. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, yapamıyorsun. Önüne gelmiyor çünkü. Ya bunlarla ilgili biraz önce Aytunç kardeşim çok iyi söyledi. Zamanında bu hareketin olması lazımdı. Bu tür tartışmaların önüne geçirebilmesi ve bu tür güzide kurumların yıpratılmaması lazımdı. Şöyle söyleyeyim. Hocam ben sizi şöyle özetliyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Ben nasıl düşünürsem düşüneyim. Bunun önemi yok. Önemli olan hukuktur diyorsun. Aynen öyle. Diyorum ki sen ne söylüyorsun? Mesela de ki Ersan Şen en büyük rüşvetçidir. Senin ne söylediğin önemli değil ki. Belge konuşur. Somut değil. İstediğin kadar at bana, de ki sen de terör örgütünün destekçisisin de. Diyorlar mesela bugün birisi atmış demiş ki hocayı biliyoruz Mersin'de gitti. De. Vız gelir tırıs gider. Belgen kardeşim. Hayırdır? Söylüyorsun. Koy ortaya bakalım bir görelim. Elindekini koy.